Cahit Bey de okul geç bitiyor onun. Ankara'ya geliyor. Oradan evlenmek istediğini arkadaşlarına söylemiştimiş. Ondan sonra oradan bana geliyor beni görmeden. Ben de onu bilmiyordum. Sonra düşünmüşler babamlar. Ona şey demişler, hani nasıl biridir, kimdir? Yine Fazıl Kısakürek'te çok sevdiğim talebelerimden biridir. Nikah şahitliği de ben olurum demişti. Öyle görmeden yüzüklerimizi taktık. Beyaz haberlerim var kardeşlerim. Bir güzel ince gelin kabartır göğsünü toz duman içinde. Gelinliği durur çıkartıp bıraktığı yerde. İçerlerden bir taşlı tarladan kaynayan nehrin gözünde. Ankara'ya gittik. Orada 7 sene kaldık. 4 çocuğum da Ankara'da doğumlu. Evlendiğimizde TRT'de tercüm sekreteriydi. Ben alaşırken babamın çok ağladığını biliyorum. Çok annemden daha çok hani evvel Allah size emanet, evvel Allah size emanet demişti. Cahit de hatta gelirken babası diyordu, bak Cahit hep emanete iyi bak oğlum, emanete iyi bak oğlum. Zaten çocuğumuz oldu. Çocukları çok seven biriydi. Yani bir annenin sevebileceği kadar seven biri, ilgilenen biriydi. Babamla ilgili daha çok onun yokluğuna dair şeyler var. Az şey hatırlıyorum tabii ki ama o az şeyin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak da zamanla nasip oldu. İşte evde çok kıymetli ve bereketli zamanlar yaşamışız. Birçok babanın yıllarca çocuğuyla yaşayamadığı diyaloğu, işte oyunları, yakınlığı, paylaşımları biz çok kısa bir zaman içerisinde yaşamayı yakalayabilmişiz. Babam o vakti ayırmış ki işte yazı yazan, sürekli işi olan, sürekli normal mesaisinin dışında ekstra mesailerle uğraşan birinin çocuklarına bu kadar vakit ayırabilmiş olması bizim için çok büyük zenginlik. Ayşe, Ahmetçe. Babanızı erken yaşta kaybettiğiniz zaman onunla paylaşımınız bitmiştir. Sadece anılarınız olur kafanızda. Ama yazar bir babaya sahip olduğunuz zaman onun kitaplarını, yazılarını, düşüncelerini her okuduğunuzda o babayla bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Tekrar bir sohbet yakalamış gibi oluyorsunuz. Bir erkek için baba olmakla ölçülmüyor mu hayatın yükü? Babam vefat ettiğinde 7 yaşındaydım, 6,5-7 yaşındaydım. Aslında çok küçük bir yaştaydı ama maalesef hani böyle çok uzun uzun babamı evde böyle konuşmalarımızı vesaire çok fazla hatırlamıyorum. Hani onların bir şeyi böyle masumiyetleri, günahsızlıkları, onlardan çok hani bir şeyler öğrenirdim. Babam hayatta olsaydı şiirlerini, işte yazılarını, hikayelerini, romanlarını yani ortaya koyduğu bütün eserleri hakkında herhalde böyle yüzlerce şey sorardım. Bir evlat okur olarak babamı okuyabiliyorum. Çünkü tanımadığınız bir babayla bir sohbet yakalıyorsunuz ve insanın yaşamının her döneminde bazı soruları oluyor. O sorulara kitaplardan cevap bulmak da çok orijinal bir tecrübe oluyor haliyle. Sen derdi çocukları sevdiğin zaman için kıpır kıpır oluyor mu? Ay Cahit Bey dedim, hani oluyor da sana ne oluyor? Prenses derdi kızlara. Bir Nurettin Durman var, şair, yazar. Berberlik yapıyordu Beylerbeyi'nde. Anneannemlerin, dedenlerin evi de Küpücü tarafında, Beylerbeyi'nin üstünde. Biz işte her hafta sonu cumartesi veya pazar gidiyorduk babamla. İşte 4 kardeş gireriz böyle, işte tıraş olmamız gerekirse tıraşımızı yapardı Nurettin amca.
Babamla işte sohbet, muhabbet, işte o anki dönemdeki mevzuları konuşurlardı. Ben de böyle sessiz, sakin, orada işte böyle masadaki, sehpadaki kitaplarla, dergilerle ilgileniyormuşum. Nurettin amca babama şey demiş, ya Cahit abi, hani maşallah Ahmet işte çok uslu efendi, çok az konuşuyor, hani hiç konuşmuyor falan demiş. Babam da, benim oğlum öyledir, düşünür, hani çok konuşmaz, benim oğlum düşünür demiş. Yani Cahit Bey çok böyle hani konuşan da biri değildi. Bu yemeğim, ha bunu sevdi, demek ki bunu yapmam lazım. Bundan hoşlanıyor diye yaşayarak yaşayarak. İlk Cahit ona kavuştu. Zaten Cahit Bey bir rüya görmüştü o hastanede. Demişti ki Necip Fazıl bana, diyor ki Cahit demişti, buralar çok kıymetli Cahit demişti. 20-25 sene sonra buralar çok daha değerli olacak. Buraya gelecek misiniz falan gibi bir şey demiş. O da diyor ki 25 sene demişti o. 25 gün sonra yani ilk Cahit kavuştu ona. Ve diyor ki Cahit demek ki hani 25 seneyi 25 gün hesapladı.